Permütasyon ve kombinasyonu çok iyi olan öğrenciler olasılık yapabilir. Anne baba 5 çocuk bir sırada oturacaklar. Süper. Hemen izleyin beni. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi olasılık konusuna. Hepiniz bekliyordunuz. Çok iyi biliyorum. Müthiş bir konu. Adam akıllı dinleyelim, konuyu anlayalım, sorularımızı hızlı bir şekilde çözelim. Videoya geçmeden önce YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, minik de olsa videoyla alakalı yorum atmayı çok isterim. Atmanızı çok isterim ve beklerim. Hadi bakalım olasılık ne oluyor? Olasılık dedik arkadaşlar, hemen bir soruyla başladım. Niçin hemen bir soruyla başladım? Çünkü sen permütasyon ve kombinasyonu biliyorsun ya, olasılık diye bir konu yok ki. Olasılık permütasyon ve kombinasyon devamıdır. Permütasyon ve kombinasyon hocam bilmiyorum. Boşuna olasılık çalışma. Yapamazsın. Permütasyon ve kombinasyonu çok iyi olan öğrenciler olasılık yapabilir. Yolu bu arkadaşlar. Ondan dolayı direkt soruyla başladım. Anne baba 5 çocuk bir sırada oturacaklar. Süper. Hemen izleyin beni. Dedim ki olasılık eşittir istenen durum bölü tüm durum. Formül bu. Yani kısaca biz buna it metodu diyoruz. It. İstenen bölü tüm. It metodu. Süper. Sorunun girişi her zaman tüm durumdur. Bu sorunun girişi var ya burası. Burası arkadaşlar bizim tüm durumumuzdur. Tüm durum bitti. Soru işaretinin yanındaki de unutmayın. Bu da bizim istenen durumdur. Neymiş bu? İstenen. Süper. Tüm durum sorunun girişinde hemen verilir. Soru işaretinin dibindeki de istenen durumdur. Anne baba 5 çocuk bir sırada oturacaklarsa o zaman hemen it metodunu oluşturalım. Tüm durum bunlar 7 kişiler. Bir sırada oturacaklarsa 7 faktöriyel. Bitti bu kadar. Ben bunu permütasyondan biliyorum. Şimdi geldik istenen duruma. Anne ile babanın arasında herhangi iki çocuk. Burada kombinasyon da var. Önce iki tane çocuğu seçip anne ile babanın arasına oturtacakmışım. Anne ile babanın arasına herhangi iki tane çocuk oturtacakmışız. Güzel. O zaman geriye bizim kaç tane çocuğumuz kalır? 1, 2, 3 tane. Ama önce 5 çocuktan ikisini seçtik. Çarpı. Çünkü diyor ki herhangi iki çocuk demiyor. Küçük çocuktan büyük çocuk. Küçük çocuktan büyük çocuk dese seçmeye gerek yok. Dese ki en küçük iki çocuk yine seçmeye gerek yok. Ama herhangi iki çocuk bana 5 çocuktan ikisini seçeceksiniz. 5'in ikisi çarpı. Bunları birbirine bağladım. Hani arasında oturacak ya, araya başka kimse girmeyeceğiz için bunları böyle bir bağlıyorum. Kuş bakışı bakan birisi burada kaç kişi görür? 1, 2, 3, 4 kişi görür. 4 faktör yani çarpı. Anne baba yer değiştirebilir. 2 faktör yer. Bu aradaki çocuklar da yer değiştirebilir. 2 faktör yer. Bu 4'ü 4 faktör yer değildir. Çünkü diyor ki anne ile babanın arasına 2 çocuk. Anne çocuklara diyor olmadığı yer değiştirelim. Oğlan diyor ki hayır anneciğim siz yer değiştirin. Biz yer değiştirmeyiz. Çünkü siz yanına geldiğinizde diyor. O zaman ne yapacak? Çocuklar arada böyle çaklı kalacak. Ama çocuklar kendisine yer değiştirebilir. 2 faktör yer. Anne baba kendisine yer değiştirebilir. 2 faktör yer. Bu da arkadaşlar bizim istenen durumumuzdur. Neymiş? 5'in ikilisi çarpı 4 faktör yer çarpı. Hocam anne baba araya giremez mi? Oğlum zaten 4 faktör yer dedim ya. 4 faktör yazsam 1, 2, 3, 4. Bu 4'ün yer değiştirmesidir. Yani hepsinin yer değiştirmesine ben 4 faktör yaz diyorum. Çarpı. Anne baba kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktör yaz. Çocuklar kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktör yaz. Bitti bu kadar. Mantık bu. Soruyla başlamamın sebebi konunun olmadığını sana göstermek içindi. Ve soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Evde suların akıp akmadığını bir musluk kontrol ederek anlaşılıyor. Anlaşılıyor ise yapılan işe deney denir. Evet arkadaşlar. Yani bu pratik bir bilgidir. Basit bir bilgidir. Kitaplarda var diye sana ben bunu gösterdim. Demek ki evde musluğun akıp akmadığını deney yani kontrol etmeye biz deney diyormuşuz. Bir deneyin sonucunda elde edilen verilere çıktı denir. Bunu unutmayın. Mesela deney yaptınız. Mesela bir attınız. Mesela bizler attık. Arkadaşlar zara attığınız zaman mesela 1 geldi o bir çıktıdır. Hocam 5 geldi o bir çıktıdır. Bir deneyin sonucunda elde edilen verilere biz çıktı diyormuşuz. Bir deneyde elde edilen tüm çıktıların kümesine de örnek uzay. Bizim tüm durumumuz arkadaşlar. Hani biz dedik ya tüm durum. İşte ona biz örnek uzay diyoruz. Kümelerdeki o evrensel küme var ya aynısı.
tüm elemanları içine kapsıyor. Mesela bizler attınız. Senin tüm çıktıların hangileridir? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte biz bunu arkadaşlar örnek uzay diyoruz. Örnek uzayları E harfiyle gösteriliriz. Evrensel küme gibi. Ya da örnek uzay da denebilir. Sıkıntı değildir. Bir zar atıldığında 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu bizim örnek uzayımızdır. Bir madeni para atıldığında senin tüm durum arkadaşlar ya yazıdır ya turadır. İki tane madeni para attığınızda ya yazı yazı ya tura tura ya tura yazı ya da yazı turadır. Dört durumum vardır. Tüm çıktıların kümesine örnek uzay. Bizim tüm durumumuz oluyor. Güzel. Olay. İstenen durumdur. Mesela ben dedim ki bir zar atıldı. Tek gelme olayı. Tek gelme olayı 1, 3, 5'tir. Bir madeni para atıldığında senin örnek uzayın ya yazıdır ya turaydır. Ama adam olayı ister. Olay demek arkadaşlar bizim istenen durumumuz oluyor. Mesela diyelim ki bir yaz, iki tane madeni para atıldı. Birinin yazı, birinin tura gelmesi. Ya yazı tura ya da tura yazıdır. Ya yazı tura ya tura yazıdır. İkisinin aynı gelmesi ya tura tura ya da yazı yazıdır. Bunlara biz örnek uzay olay diyoruz. Diğer ismi de istenen durumumuz oluyor. Güzel. Mesela diyelim ki iki zar atıldı. Zarların çarpımının işte kaç olması diyelim? 12 olma olayı. Arkadaşlar zarların çarpımının 12 olma olayı. Hemen diyorsunuz ki hocam birden başlayalım. Birle neyi atarsak 12 olur hiçbir şey. 2'ye 6 olur. Sıra geldi 3'e. 3'e 4 olur. Sıra geldi 4'e. 4'e 3 olur. Sıra geldi 6'ya. 6'ya 2 olur. İşte bu benim örnek. Bu benim istenen durumdur. Yani olayımdır. Örnek uzay tüm çıktıların hepsine verilen eleman, verilen kümeye verilen isimdir. Olay ise, istenen durum ise istenen durumdur. Bunu unutmayın. Kitaplarda geçtiği için mecburen gösteriyorum. İmkansız olay. Arkadaşlar imkansız olay da vardır. Kesin olay da vardır. Şöyle bir şey. Bir madeni parayı geçelim ya. Mesela bir zar attığımız zaman bir zar attığında iki basamaklı sayı gelme olayı var mı? Hocam iki basamaklı sayı gelmez ki. En fazla birden altıya kadar rakamlarım var. İşte o bir imkansız olay oluyor. Olay anlaşıldı mı? Mesela diyelim ki bir insan tüpsüz, şeysiz uzayda bu şeyde yani atmosferin dışında uzay mekiğinden çıktığı zaman yaşama ihtimali. Arkadaşlar o olayı o imkansızdır yani. Olamaz. Olamaz. Yani kesin olay ise kesin yani şöyle bir şey kesin arkadaşlar. Bir zar attınız rakam gelme olayı. Arkadaşlar kesin olaydır bu. Çünkü radar rakam gelecek. Zarın üzerinde birden altıya kadar sayılar var. Olayı anladınız mı? Mesela diyelim ki sınıfımızda 50 kişi var. Hepsi de erkek. Sınıftan bir kişi seçiliyor. Seçilen kişinin erkek olma olayı. Kesin olay yani. Sınıfımızdan bir kişi seçiliyor. Seçilen kişinin kız olma olayı. İmkansız olay. Kız yok ki sınıfta. Hepimiz erkeğiz. Hepimiz de sapız. Olay anlaşıldı mı? Devam ederim. Kesin olay ve imkansız olayı da bu şekilde gösterdik. Kesin. Size şunu da göstereyim. Şurayı sileyim arkadaşlar. Şurayı da sileyim. Zaten bunu ekstra yazdığım bir örnekte zaten çözümünü anladınız. Arkadaşlar olasılıklar P harfiyle gösterilir. Mesela PA demek A olayının olma olasılığıdır. Olasılıklar arkadaşlar 0 ile 1 arasında değişir. İşte imkansız olayın olma olasılığı 0'dır. Kesin olayın olma olasılığı da 1'dir haberiniz olsun. PA eşittir 1 ise biz buna kesin olay diyoruz. PA eşittir 0 ise biz buna imkansız olay diyoruz. Haberiniz olsun. Bir önceki örnekte anlattığım gibi. Kafamıza yatmayan bir yer umarım yoktur. Ve hızlı bir şekilde bir önceki kopuyoruz diye bir video çekmiştim ya 5 dakikalık. Orada bir soru yazmıştım. Öğrenciler bu sorunun çözümü benden çok istiyorlardı. Buyurun bu soruyu da çözelim ve tahtamızı silelim, sorularımıza devam edelim. Rastgele iki ayrı seçiliyor. Bak. Sorunun girişi bizim neyimiz de? Tüm durum. Soru işaretinin yanındaki neydi? İstenen durum. Hocam ayırt. Ayırt arkadaşlar. Şu köşeler oluyor. Yani şu köşe demeyeyim de şu kenar uzunlukları oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kenarımız var. İstenen bölü tüme göre 12'nin ikilisi. Arkadaşlar bu benim tüm durumumdur. İki ayrı seçtiğim için. Diyor ki bunların birbirine paralel olması. Arkadaşlar kimler paralel? Ben sana söyleyeyim mi? Şu.
Şu kırmızıyla çizdiklerim birbirine paraleldir. Yani dördün ikilisi. Yani bu dört taneden herhangi ikisini seç. Bunlar mutlaka birbirine paraleldir. Güzel. Artı. Hocam şunlar da paralel. Yani sağa bakanlar, sağ sol. Bir, iki, üç, dört. Bu dört taneden seçtiğim iki tane de birbirine paraleldir. Artı. Bir de arkadaşlar dikeylere bakalım. Dikeyler hangileridir? Hocam dikeyler de bunlar. Bir, iki, üç, dört. Bu dördünden seçtiğin herhangi iki tanesi de birbirine paraleldir. Dördün ikilisi. Buyurun. Kombinasyondan soruyu çözdüm. Zaten kombinasyon bilmesen bana bu soruyu çözemezsin. Haberin olsun. Hızlı bir şekilde bir daha çözüyorum. Rastgele iki ayrıt seçiliyor. İki ayrıt arkadaşlar. Şu kenar uzunluklara ayrıt denir. Dört tane yanda üst, dört tane üstte, dört tane altta 12 tane ayrıtımız var. 12'nin ikilisi bu benim tüm durumumdur. İstenen durum ne? Seçilen ayrıtların birbirine paralel olması. Arkadaşlar paraleller şu dikeyler, dört tane var. Herhangi iki tanesini seçtiğiniz zaman bundan bunu mu seçtim? Birbirine paralel. Bundan bunu mu seçtim? Birbirine paralel. Bundan bunu mu seçtim? Birbirine paralel. Dördün ikilisi. Üst ve altta sağa ve sola bakanlar. Şu, 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 şu. Bunlar da birbirine paralel. Dördün ikilisi. Bir de arkadaşlar kırmızı. Öne ve arkaya bakanlar. Bu, 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 bu. Birbirine bunlar da paralel. O zaman bunlar da birbirine paralelse arkadaşlar. Dördün ikilisi. Soru bitmiştir. Başka da hangi yerden ikili seçerseniz paralel olmaz. Haberiniz olsun. Olasılık kısaca buydu. Hemen olasılığa giriş yapayım. Birkaç tane daha tanım var. Onları da göstereyim. Ve yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Tahtamızı silelim diyorum. Örnek uzayda ABC gibi 3 tane olay olsun. 3 olayın toplamı daima 1'dir. Hocam 2 olay olsun. Mesela bir para atılıyor. Ya yazı gelir ya tura gelir. 2 olay yok mu arkadaşlar? Tamam. İkisinin toplamı her zaman sana 1'i verir, haberiniz olsun. Bir zar atıldığı zaman eğer hilesizse, bak hile yoksa 1 gelme olayı, 2 gelme olayı, 3 gelme olayı, bunların hepsinin olasılıkları toplamı daima 1'dir, haberiniz olsun. Mesela diyelim ki bir sınıfta 10 kişi var. 4 kız, 6 erkek. Kızın gelme, bir kişi seçilecek. Seçilecek kişinin kız olma ihtimali 4/10'dur, erkek olma ihtimali 6/10'dur. Toplarsan sana yine 1'i vermesi lazım, haberiniz olsun. Burada onu anlatmaya çalıştım. Bir olayın olma olayıyla olmama olayın toplamı da daima 1'dir, haberiniz olsun. Mesela diyelim ki bir torba içerisinde kırmızı ve beyaz toplar var. Kırmızı gelme ihtimali 1/10'sa kırmızı gelmeme ihtimali 9/10'dur. Ve toplamı da daima sana 1'i verir. Burada onu anlatmaya çalıştım. Bir maç yapılacak. A takımının berabere kalma olasılığı, galip gelme olasılığının 3 katı. Dur. A takımının berabere kalma olasılığı. Diyor ki galip gelme olasılığı, bir de mağlup olma olasılığı varmış. Süper. Zaten başka ihtimal yok ki. Ya berabere kalır, ya galip gelir ya da mağlup olur. Bu üçün toplamı sana 1'i vermesi lazım, haberiniz olsun. Diyor ki berabere kalma olasılığı, galip gelmenin 3 katı. Berabere olma olasılığı, galip gelmenin 3 katı. X ise 3x. Mağlubiyetin de yarısıymış. Ha, demek burası da 6x. Hepsinin olasılıkları toplamı sana neyi vermesi lazım? 1'i vermesi lazım. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Kaç etti? 7, 10x. Eşittir 1 ise x buradan 1/10 çıktı. Sen benden ne istiyorsun? Yenilmeme olasılığı. Dur. Yenilmeme demek berabere de kalabilir, galip de gelebilir. Yenilmeme. Yani yenilmeme demek arkadaşlar, berabere de kalabilirsin, sıkıntı yok. Yani berabere kaldığı zaman yeniliyorsun anlamına gelmiyor. Yenilmeme yani mağlup olmasın da onun dışında ne olursa olsun. Topladınız, senden 4x'i istiyor. 4x'de arkadaşlar neye eşittir? Aa, buraya soru işareti koydum. O da 4/10'dur. 2/5'tir. Şıklarda bulup işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı? Deseydi ki berabere kalmama ihtimali. Berabere kalmama ihtimali bu ikisini, yani bu berabere çarpat, ikisini topla. 7x'i istiyor. Cevap 7/10 olur. Haberiniz olsun. Ha, berabere kalma ihtimali de 3x'tir. Galip gelme ihtimali x'tir. Mağlubiyet de 6x'tir. Mağlup olma ihtimali daha yüksekmiş bu takımın. Devam edelim. Diyor ki V ile veya arasındaki ilişki işte benim bu dersteki en önemli yerim burası. V ile veya arasındaki ilişki arkadaşlar. Bir örnek uzayda iki olay olabilir. Bu önemli bir şeydir. Ya da iki örnek uzayda iki olay olabilir.
Bir örnek uzaydan kastım şu, bir zar atılıyor, bitti. İşte bu bir örnek uzaydır. Bir zar atıyorsun ama iki örnek uzay, bir madeni para ve iki zar atılıyor. Bir madeni para atıyoruz, iki tane de zar atıyoruz. İki ayrık diyelim biz buna, ayrık. Ayrığın arkadaşlar anlamışıdır, birinin olması diğerini etkilemiyorsa ki etkilemiyor, biz buna ayrık olaylar diyoruz. Şimdi bir örnek uzayda bunlar arkadaşlar birbirine bağlantılı olaylardır. Dedim ki ve derse, ve'nin anlamı şudur. Başa ve'yi ekleyelim isterseniz. Ve derse bu kümelerdeki kesişimi kullanacağız. Ve ya derse kümelerdeki birleşimi kullanacağız, haberiniz olsun. Artık ben burayı sileyim, artık ben burayı sileyim. Ve kümelerdeki kesişimi kullanacaksınız. Veya derse kümelerdeki birleşim. Nasıl hocam? Buyurun arkadaşlar, bu soruyu birlikte bakalım. Bir zar atılıyor, tamam. Zarın tek. Önce veya bakalım. Sonra da bunun veyasını çözelim. Zarın tek kelimesi hangilerdir? Dediniz ki hocam 1, 3, 5. 4'ten küçük olması. 1, 2, 3. Bitti. 4'ten küçük diyor mu? 4 olmaz. Şimdi ve mi diyor? Kümelerdeki kesişimi kullanacaksınız. O zaman kümelerdeki kesişim ne oldu arkadaşlar? İkisinin kesişimi kimdir? Hocam valla ikisinin kesişimi bellidir. Bir bir var, bir de üç var. Ala sana bir, ala sana üç. Bitti. İki durum mu var? Cevap 2/6'dır. Bitti bu kadar. Kümelerdeki kesişimi kullandım. Kümelerdeki kesişim ikisinin ortak elemanı 1 ve 3 olduğu için 1 ve 3'ü yazdım. Sen istediğin durum işte bu. Tüm durumu zaten zarda 6 durum var. O zaman cevap 2/6 bitti. Veya derse kümelerdeki birleşimi kullanın demişim. Nasıl yani? Hocam 1, 3, 5. Kümelerdeki birleşim 1, 2, 3. Hadi bunları birleştirelim. Hocam 1 var, 2 var, 3 var, 5 var. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var. Doğru mu? 1, 2, 3 ve 5. Süper. Sen istenen durum kaç tane oldu? 4 tane. Tüm durumun ne oldu? Zaten 6'ydı zar atıldığına göre. Cevap 4/6'dır. Aynı soruyu şu şekilde de soruyorlar. Bak burayı siliyorum. Olay anlaşıldı değil mi? Bir olayda iki örnek uzayı varsa ve mi diyor kümelerdeki kesişim ve ya mı diyor kümelerdeki birleşimi kullanın. Aynı soru şurada çok hoşuma gider. Şöyle arkadaşlar. Bu gözlüklü gözlüksüz kız erkek muhabbeti var ya. Der ki sınıfta İşte 50 tane kız, 50 tane kız da çok abarttık ya. Venn şemamızı çizdik. Buraya kız diyelim. Dur, yanlış oldu. Şuraya kız diyelim, şuraya erkek diyelim. Şuraya gözlüklü diyelim, şuraya gözlüksüz diyelim. Süper. Diyor ki işte bir sırada kızlar ve erkekler vardır. Gözlüklü kızların sayısı 10. Gözlüksüz kızların sayısı 5. Gözlüklü erkeklerin sayısı 12. Gözlüksüz işte erkeklerin sayısı da 7 olsun. Diyor ki sınıftan bir kişi seçiliyor. Nereye iki kişi seçelim? İki kişi seç. İkisinin kız ve gözlüklü olma ihtimali nedir? Önce biz bunun bir V'sini çözelim. Sonra arkadaşlar bunu sana V'yasını çözeyim. Şimdi iki kişi mi seç demişim? Süper. İki kişi hemen seçerim. Üste hemen çözümünü yapıyorum. Maksat alt tarafta yerimiz kalmadı. Şimdi şuraya böyle bir şey de koyalım. Şimdi iki kişi seç diyor. Benim formülüm it metoduydu. İstenen bölü tüm. Önce tüm durum bulalım. Bunların hepsini toplar mısınız? Hocam hepsini topladık. 22, 29, 34. Hocam 34'ün ikilisi. Bitti bu kadar. Yanlış olmasın. Evet 34. 34'ün ikilisi. Bu senin tüm durumundur. Kız veya. Ben sana dedim ki şey kız ve. Ve demek kümelerde kesişim değil midir? Kız ve gözlüklü. Gözlüklü. Yani şundan bahsediyorum. Yani şundan gözlüklülerin kümesiyle kızların kümesinin ortak elemanı. Dedim ya kümelerdeki şu ortak eleman. Ve demek kesişim demektir. Kesişim de şu ortası olur. Birleşim kümelerdeki demişim. Bak birleşimi kullan demişim. Yani hepsi. Şurası A, şurası B, şurası A, şurası B. Gözlüklü ve kesişim kızlar sadece 10 olur. Cevap 10'un ikilisidir. İşte bunun çözümü budur. Hocam V değil de şurayı siliyorum. V ya deseydim. Süper. Yine 34'ün ikilisi bu senin tüm durumundur. Benden ne istiyorsun? Demiş ki ikisinin İki kişi seç. İkisinin kız
veya gözlüklü. Şimdi kümelerdeki birleşimi kullanacağım. Kızlar şurası. Gözlükler de şurası. Birleşim belli işte. 22-27. Cevap 27'nin ikilisi olurdu. Yani 27'nin ikilisi bölü 34'ün ikilisi. Bu da arkadaşlar sonuçta bir olayım var. Başka bir olayım yok. Ayrık iki olay şu oluyor. İki ayrık örnek uzayda iki olay varsa arkadaşlar A ve B'nin olasılığı demek çarp demektir. Ayrı ayrı bulup çarpıyorsunuz. Veya zaten bu V demek kesişim demektir. Doğru ama çarpma yapıyorsunuz. Veya da bu formülü kullanacağız kümelerdeki. PA artı PB eksi A kesişim B. X'in kesimini çıkaracaksınız. Nasıl yani? İzle beni. Dedim ki bir madeni para ve iki zar atılıyor. Süper. Madeni paralarda tüm durumun iki durumdur. Evrensel kümen iki durum. İki zar atıldığında ise sen tüm durumun arkadaşlar hani isten böyle tüm diyoruz ya. Tüm durumun 36'dır. Nasıl 36'dır hocam? Kolay. İkiden zar atmıyor musun? Birinci zarda kaç durum var? 6 durum var. İkinci zarda kaç durum var? Yine 6 durum var. 6 kere 6 36. Ben sana demedim mi görev bitene kadar daima çarpma yap. 3 madeni para saydım ne olurdu? Madeni para diyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 tane durumum vardı. Hocam 5 tane madeni para atarsak bunu da isterseniz biraz sonra tahtaya yazayım. Tam olarak anlayın diye söylüyorum. 2 zar mı atıyorsun? Sen tüm durumun 36'dır. Süper. Şimdi geldik istenenlere. Diyor ki paranın yazı. Dur. Paranın yazı yani yazı gelme ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Zarların toplamının P zar diyelim yani Z harfini kullanıyorum. Diyor ki toplamının 5 olması. 5 olması 1'e 4 olur. 2'ye 3 olur. 3'e 2 olur. Bir de 4'e 1 olur. 4 durum var. 4 bölü 36 yani 1 bölü 9. Süper. Şimdi sen bana V'yi mi kullanmışsın? Şundan şunu çarpacaksınız. Cevap 1 bölü 18'dir. Dedim ya. İki ayrık örnek uzayda iki olayın varsa. Bir madeni para ve iki zar atılıyor. Madenin paraya gelmesi zar etkilemez. Zarın gelmesi madeni paraya etkilemez. Biz bunlara ayrık olaylar deriz. Ayrık olaylarda V derse çarp gitsin. Veya derse de hocam bu V değil de veya olsaydı o zaman P, Y birleşim Z'yi benden istiyor. P, Y artı P, Z eksi P, A, Y. Y, Y, Y. Y kesim Z. Süper. Kesim zaten çarpmaydı. O zaman soru bitti arkadaşlar. Dediniz ki P, Y 1 bölü 2 artı P, Z 1 bölü 9 eksi A kesim Y kesim Z ikisinin çarpımı 1 bölü 18. Bunun sonucu ne çıkarsa cevap odur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Bir uzay yani bir örnek uzayda iki olaydan bahsediyorsam yani bunlar birbirini etkiliyorsa ki etkiliyor. Ve kümelerdeki kesişim veya kümelerdeki birleşimdir. Kümelerdeki kesişim orta nokta, kümelerdeki birleşim hepsinin toplamı. Ya da İki ayrık, iki tane liste yöntemi yaparsınız. İkisini kesim ortak elemanı yazın. Birleştiğinde de hepsini toplayın. Ama iki ayrık olayda, iki ayrık örnek uzayda, yani tüm durumlardan iki tane olayın varsa kesim çarpmadır. Veya biz buna birleşim diyoruz. PA artı PB eksi A kesim B'dir. Haberiniz olsun. Hadi tahtamızı silelim. Klasik sorularımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, biraz da zar sorularına bakalım, madeni para sorularına bakalım ve sonra torba sorularına giriş yapacağım, haberiniz olsun. Çünkü klasikleşmiş sorular bunlar, hızlı bir şekilde bunları da böyle bir ötelemiş oluruz. Buyurun, bir madeni para atılırsa senin tüm durumun ne olur? Hocam bir madeni para atarsam tüm durumun 2'dir. İki madeni para atarsam tüm durumun 2 çarpı 2'dir. Hocam 5 madeni para atarsam tüm durumum 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Hani görev bitene kadar daima çarpma yapılır ya, madeni parada iki durum var ya, yazı ya tura. Bir zar atılırsa tüm durumun 6'dır. İki zar atılırsa tüm durumun 6 çarpı 6'dır. Hocam 4 tane zar atarsam 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Tamam. İki zar atılıyor. Süper. Üst yüze gelen sayıların toplamının 4 olma olayı. Olasılık demiyorum, olay. Yani istenen durumu benden istiyor. Tamam, toplamın 4 olması ya 1'e 3'tür. Birlerden başlayayım. Ya 2'ye 2'dir ya da 3'e 1'dir. Başka ihtimal yok arkadaşlar.
Birinci zar için, ikinci zar için. Birinci zar bir gelirse ikinci zar üç olmalı ki toplamı dört olsun. İkiye iki de olur, üçe bir de olur. Süper. Deseydim ki toplamlarının, şurayı siliyorum. Toplamlarının ne diyelim arkadaşlar? Atın bir şeyler. İşte 11 olma olayı nedir? Ya da 11 olma ya da 9 diyelim ya. 9 olma olayı nedir? Hocam 3'ten başladım. 3'e söyleyin bana 6. Çünkü 2'ye 1'den başlayan hiçbir şey yok. 2 ile başlayan hiçbir şey de yok. Çünkü en fazla 1'den 6'ya kadar bizim zarda sayılarımız var. Hocam sıra geldi 4'e. 4'e 5. Sıra geldi 5'lere. Hocam 5'e 4. En son sıra 6'dayız. 6'da 3. Bitti. 4 tane durum var. Geldik buraya. 5 madeni para atılıyor. Senin tüm durumun arkadaşlar 5, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 32 olur. Bu senin tüm durumun. 2 zar atılıyor. Senin tüm durumun arkadaşlar 6 çarpı 6'dan 36'dır. 6 çarpı 6'dan 36. Tüm durum her zaman sorunun girişinde verilendir, bunu unutma. İstenen durum ise soru işaretinin yanındakidir. Bunu unutmayın. 5 madeni para mı atıyorsun? Sen tüm durumu zaten 32. İstenen durum ne? 3 yazı 2 tura. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu soru tekrar permütasyondan çıkacak. İzleyin beni. 3 tane yazı. Yazı, yazı, yazı. Ve 2 tura. Tura, tura. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Tam yer değiştirirse 5 faktöriyel. Bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. Bitti. Demek ki 5 madeni para attığın zaman sen tüm durumun 32. İstenen durum ne? 3 yazı 2 tura. 3 yazı 2 tura. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Ya ille de ilk 3'ü yazı son 2'si tura mı olacak? İlk 2'si tura son 3'ü de yazı olabilir. Bunların yer değiştirmesi arkadaşlar tekrarlı permütasyondur. Nasıl hocam tekrarlı permütasyondur? 3 tane y, 2 tane t tekrar ediyor. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. Olasılığını isteseydi onu son soruda yazmıştım. Biraz sonra birlikte zaten değerlendiririz. Buyurun. 2 zar atılıyor. Oho! Senin tüm durumun 6 çarpı 6'dan 36'dır. Bu senin tüm durumundur. Süper. Benden sen ne istiyorsun? Toplamının 8 olması. Dur. 1 ile neyi atarsan 8 olur hiçbir şey. 2 ile neyi atarsan 8 olur? 2'ye 6. 3'e 5. 4'e 4. Devam edelim. 5'e 3. Bir de 6'ya 2. 1, 2, 3, 4, 5 durum var. Cevap 5 bölü 36'dır. Bitti bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 36. Geldik buraya. Toplamının 8'den büyük. Bir saniye. 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir. Birden başlayalım. Hocam 1'e ne atarsa toplamı 8 olur? Hiçbir sayı. Çünkü 1'den 6'ya kadar benim toplam durumum var. 2 de olmaz. 3'e başlayalım. 3'e 6 olur. Sıra geldi 4'e. 4'e 5, 4'e 6 olur. Sıra geldi 5'lere. 5'e 4, 5'e 5, 5'e 6. Sıra geldi 6'lara. 6'ya 3, 6'ya 4. 6'ya 5, 6'ya 6. Sayalım kaç tane durum varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cevap 10 bölü 36'dır. Olay anlaşılmıştır umarım. Çarpımının tek olması. Arkadaşlar senin tüm durumun 36 değil mi? Çarpımın tek olabilmesi için her ikisinde tek olması lazım. Senin 1'den 6'ya kadar kaç tane tek sayın var? 3 tane var. Kaç tane tek sayın var? 3 tane var. 3 kere 3, 9, o da 1 bölü 4'tür. Çarpımının tek olması değil de, çift, hocam ben teker teker yazmak istiyorum. Olur, 1'lerden başlarsınız. 1'e 3, hatta 1'e 1'den başlarsınız. 1'e 1, 1'e 3, 1'e 5, bitti. Sıra geldi 3'lere, 3'e 1, 3'e 3, 3'e 5, sıra geldi 5'lere, 5'e 1, 5'e 3, 5'e 5. Toplamda 9 tane durum var. Bu şekilde teker teker de sayabilirsiniz, haberiniz olsun. Şimdi ben burayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. Dedim ki çarpımının çift olması. Çarpımın çift olmasını mı istiyorsun? Arkadaşlar çiftlerde sıkıntı var. Şimdi çift, birinin çift olması yeterli, ikisi çift olabilir. Ondan dolayı tüm durumdan, tüm durum yani bizim dedik ya kesin olay. Tüm durumdan tek olma durumunu çıkartırsanız tek olma olasılığı çıkartırsanız arkadaşlar zaten sana çift olma olasılığını verir. Zaten iki durum var. Ya toplamlar tek olacak ya da çarpımlar ya tek olacak ya da çarpımlar çift olacak. Başka durum var mı arkadaşlar? Başka sayım yok ki.
O zaman bunların toplamı daima bir değil miydi? Anlatmıştım ya önceki sefer. O zaman toplamları birse birden tek olma olasılığını çıkartırsanız olursana çift olma olasılığı. Bir, birdir zaten. Tek olma olasılığımızı da bir önce bulduk ya, 9 bölü 36. Cevap 27 bölü 36'dır, haberiniz olsun. Geldik alttakine. Birincisinin ikincisinden büyük olması. Dur. Bu ikincisi, buna x diyelim. Yani birincisi 1 olsun. İkincisi 1 olsun, ikincisi x olsun. Arkadaşlar senin bu x'in 5 durum var. Çünkü x'in 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Birincisi ikincisinden büyük olacakmış. Devam edelim. X'e bu sefer 2 olsun. Senin bu x'in 4 durumdur. Bu nokta nokta nereye gidecek biliyor musunuz? 1'e kadar gidecek. Ya istersen teker teker deneyelim. X'e 3 olsun. Bu 3 durumdur. Çünkü 4 olur, 5 olur, 6 olur. Hocam 4'e x olsun. Birincisi x'den büyük olacaksa 5'e 6, 2 durum var. Bir de x'e 5 olsun. Burada da bir durum var. Zaten ikincisinin 6 olması imkansız. Çünkü birincisi ikincisinden bu sefer büyük olmuyor. Süper. Birden 5'e kaç sayıların toplamı? İstersen teker teker topla. İstersen 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 yazarsınız. Sen tüm durumun 36, istenen durumunda 15, soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soru. Ha, örüntü de yapabilirdiniz ha. İkincisi 1, ikincisinin 5 durum var. 2'ye x, 4 durum var. Bu 1'e kadar gidecek. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı da 5 çarpı 6 bölü 2'den soru bitti. Birinin diğerinin 2 katı. Hangi biri diğerinin 2 katı? Birincisi mi ikincisinin 2 katı? İkinci zarın mı birinci zarın 2 katı? Onu her ikisinin içinde düşüneceğim. Hocam birincisi 1 olsun. Yani birinci zarımız küçük olsun. Diğeri 2 olabilir. 2'ye 4 olabilir. 3'e 6 olabilir. Bu sefer İkincisi küçük olsun. 1'e 2 olabilir. 2'ye 4 olabilir. 3'e 6 olabilir. İşte sana birinin diğerinin 2 katı olma ihtimali. Toplam kaç durum var? 6. Tüm durumun ne? 36. İstenen durum 6 tane. Tüm durumun 36 tane. Cevap 6 bölü 36'dan soruyu çözdüm. Geldik sağdaki sorumuza. Ha, ben bu soruları çoğaltabilirim. Ben sana sadece buradan bile 100 hatta 1000 tane soru yazarım. İşte toplamının işte 3 olması, toplamının 5 olması, işte biri diyen 2 kat demişim ya, 3 kat olması. Bu şekilde ben sana 1000 tane soru da yazarım. Devam edelim. Soru ezberlemek yok. Sadece mantığını kavrayacaksınız. 7 madeni para atılıyor. 7 madeni para atarsan senin tüm durumun 2 üzeri 7'dir. Hani it metoduna göre soruyu çözüyorduk ya. Tüm durumun 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 2 4 6 bir tane daha 2 2 üzeri 7. O da 128 mi oluyor? Evet. 128. Neyi istiyorsun benden? 3 yazı 4 tura. Dur. 3 tane yazı 4 tane tura. Bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde geri değiştirir? Hocam 7 faktöriyel bölü 4'e 3. 4 tane tura 3 tane yazı olduğu için 4 faktöriyele 3 faktöriyel soru bitmiştir. İsterseniz çözümünü yapalım. 7 faktöriyel demek biliyorsunuz 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyele 3 faktöriyel. 4 faktöriyel 4 faktöriyel götürdü. 3 faktöriyel 6 6'yı götürdü. 35 çıktı. Cevap 35 bölü 35 bölü 128'dir. Bunu bu şekilde şıklarda bulup işaretlersiniz. 128'de 35 arkadaşlar kötü bir ihtimaldir. %50'ye dahi biz kötü ihtimal diyoruz. %51 olduğu zaman o iyi bir ihtimal oluyor. Bu kötü bir ihtimal. Neredeyse 3'te 1'i mi? 4'te 1'i mi? 3,5'ta 1'i gibi bir şey. Şimdi geldik alttaki soruya. Diyor ki yazının turadan fazla gelme ihtimali. Süper. Yazının turadan fazla gelme ihtimali demek şu anlama gelir arkadaşlar. Hepsi yazı gelebilir. Hepsi yazı. Yazı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya da bir tane tura 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazı gelebilir. Ya da iki tane tura 1, 2, 3, 4, 5 tane yazı gelebilir. Ya da 3 tane tura 1, 2, 3, 4 tane yazı gelebilir. Hocam 4 tura 3 yazı olamaz çünkü yazının turadan fazla olması isteniyormuş. Süper. Şimdi ben bir defa tüm durumu bulalım. Tüm durum arkadaşlar 128'de. Yani 2 üzeri 7'den zaten biliyoruz. Şimdi hepsinin yazı olması kendi arasında bunlar 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Artı. Yani tek durum.
6 yazı bir tura, 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyele 1 faktöriyel. Çünkü 6 tane yazı bir tane turam var. Artık bu yeni bir alternatif. Hocam yine 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 5 faktöriyel artı ya da 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel. Soru bitmiştir. Ha, 7 faktöriyel 7 faktöriyel 1. Burası 7. Burasını zaten biraz önce sanki bulmuştum. Yok, burayı bulmuştuk. 35 bulmuştum. Şunu da arkadaşlar bulursunuz. Bu da 21 mi çıkıyor ne? Topla bölü 128 soruyu bitirir. Demek ki yazının turadan fazla olmasının 4 durumu var ama 4 bölü yapmayacağız. Hepsini teker teker inceleyip topladığımızda soru bitiyor. E hadi sorularımıza giriş yapalım. Bu sefer de torba sorularına bakalım. Şimdi sıra geldi top sorularına. Top sorulardan kastım ne? Bir tane kutu var. İçerisinde 3 mavi, 4 sarı, 5 tane kırmızı farklı toplarımız var. Geri atılmaksızın derse ayrı çözüm yapılır. Ama çektiğin topu geri at derse bunun çözümü çok farklıdır. Çektiğin top geri atılmıyorsa o bizim standart sorumuzdur arkadaşlar. Formüllü soru. Zaten çektiğin topu sen niçin geri atasın ki? Geri atmayacaksın zaten. Geri attığın zaman sıkıntı var. Geri atmasan sıkıntı yok. 3 top çekiliyor. Bu senin tüm durumun. Senin tüm durumun neymiş arkadaşlar? 3 top çekmek. Bu senin tüm durumun. Sen benden ne istiyorsun? Üçünde mavi. Dur. Toplam hani it metoduna göre soruyu çözüyorduk ya. Tamam, süper. Senin tüm durumun ne? 12. 12'nin üçlüsü. 3 de mavi olsun. 3 tane topum var. 3'ün üçlüsü. Bitti bu kadar. Geldik yine it metodunu uygulayalım. Tüm durumun 12'nin üçlüsü. 3'ü de aynı renk olsun demiş. 3'ü mavi de olabilir. 3'ün üçlüsü. Artı 3'ü arkadaşlar, hemen diğer kalemimi alayım. 3'ü sarı olsun. 4'ün üçlüsü. Veya 3'ü kırmızı olsun. 5'in üçlüsü. Bitti bu kadar. Niçin çarpma yapmadım? Çünkü 3'ünü mavi çekersem işlem bitti. Yeni bir alternatif bu. Görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Görev bitmedi ki. Görev bitti ki. 3 top çek diyordu. 3 topu da çektim. 3'ün üçlüsü bitti. Ha, yeni bir alternatif var. Artı. Bu sefer 3'ü sarı da olabilir. O zaman 4'ün üçlüsü. Ve 3'ü de kırmızı olabilir. 5'in üçlüsü. 3'ü de farklı renk olsun demişim. Dur. Sen tüm durumun 12'nin üçlüsü. Doğru mudur? Hemen telefonu sessiz almayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefonu da sessiz aldım. Şimdi diyor ki 3'ü de farklı renkte olsun. Birini mavi, birini sarı, birini kırmızı seçeceğim. Yani 3'ün birisi. Çarpı. Niçin çarpı? Hocam görev bitmedi ki. 3 top çekecektik. 3 top çek demişti. Görev mi buydu? Daha sen bir top çektin. Bak ötekisinde 3 topun 3'ünü de çektiğin için görev bitmişti. Artı yeni bir alternatif. Daha sen burada bir top çektin. Çarpı 4'ün birlisi. Çarpı 5'in birlisi. Bitti bu kadar. Birinci sarı, ikinci mavi, üçüncü kırmızı olma olasılığı. İşte bu formülden yapılmaz arkadaşlar. Orta bir şartım varsa, şart ne diyor? Birincisi şu olsun, ikincisi şu olsun, üçüncüsü şu olsun dediği zaman arkadaşım formül olmaz. Teker teker yapacaksın. Teker teker. Bu ne diyordu? Üçü de farklı olsun. Formülü salla gitsin. Ama teker teker istenen sorularda formül olmaz. Teker teker yapacağız. Ne diyor? Birincisi sarı. Süper. Sarılarım kaç tane? 4 tane. Toplam topun 12 tane. Çarpı. Çektiğin topları geri atmıyordun ha. Öyle diyordu. Geri atılmaksızın. Aldın arkaya attın. Artık içeride 11 tane benim topum kaldı. 11'in ikincisi mavi olsun diyor. Mavilerde daha kimseyi çekmemişim ki. 3 tane. Diyor ki üçüncüsü kırmızı olsun. Artık içeride 10 tane topum kaldı. Kırmızılar kaç taneydi? 5 tane. Daha hiç kırmızı çekmemişim ki. Soru bitmiştir. Şimdi geldim. Çektiğin topu geri at deseydi. İşte burada affedersiniz. Ayvayı yedim. Çektiğin topu geri atıyorsan sıkıntı var. Bunun gibi teker teker yapacaksın. Nasıl yani? Birinci sorudan başlayalım. Üçü de mavi olması. Mavi olması 3 bölü 12 çarpı. Aldın geriye attın. Yine 3 bölü 12 çarpı. Yine 3 bölü 12. Bitti bu kadar. Çektiğin topu geri atıyorsun ya, mavilerin sayısı değişmez ki. İkinci sorumuz. Üçü de aynı olsun demişim. Üçün önce bir mavi seçelim.
3'ün 12'lisi çarpı 3 bölü 12 çarpı 3 bölü 12 artı. Bu sefer 3'ü sarı olsun. 4 bölü 12 çarpı 4 bölü 12 çarpı 4 bölü 12 artı. Bu sefer 3'ü de arkadaşlar kırmızı olsun. Dediniz ki hocam 5'in 12, 5 bölü 12, 5 bölü 12. Soru bitmiştir. Al bunları topladım, soru biter. Sadeleştirmeleri yap, topla, soru bitti. Üçüncü soru. Üçü de farklı olsun demişim. Mavi, sarı, kırmızı mı? Bir de bunlar kendi arasında yer değiştirecek. Mutlaka ilkini mavi. İkincisini sarı, üçüncüsünü kırmızı mı çekeceğim? Belki bu mavi, kırmızı, sarı. Belki sarı, kırmızı, mavi. Sarı, mavi, kırmızı. Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı, sarı, mavi. Bitti. Altı durum var. Bunlar kenarsa altı farklı şekilde yer değiştirir. Birini bulalım, altı ile çarpalım. Daha güzel değil mi? E hadi birini bulalım. Mavi gelme ihtimali 3 bölü 12. Çarpı. Aldın, geriye attın. Sarı gelmesi 4 bölü 12. Çarpı. Kırmızı gelmesi de 5 bölü 12'dir. Çarpı. 3 faktöriyel. 3 sayı oldukları için. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Şimdi dördüncü soru demeyelim de bunu çözmeyeceğim. Bunu biraz sonra size, yani istersen dördü çözeyim. Ver dur ya. 3 üzeri yıldız diyelim. Ya, 3'ün yıldızısı. Dedim ki ikisi mavi, biri kırmızı olsun. Bir de sorumuzu bir de bu şekilde çözelim. İkisi mavi, biri kırmızı dedim. İki mavi, bir tane kırmızı. Hadi. Çektiğin topu geri atıyorum ha. Mavi gelmesi 3 bölü 12. Bir daha mavi gelmesi 3 bölü 12. Kırmızı gelmesi de 5 bölü 12'dir. Çarpı. Hocam burada 3 sayı var, 3 faktöriyel. Kusura bakma da nah 3 faktöriyel. İki tanesi tekrar ediyor. Yani 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bitti, bu kadar. Bunlar ise farklı olduğu için 3 faktöriyel. 2 mavi, 1 kırmızı, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Tekrar permütasyon gibi düşüneceksiniz. Ve geldik son sorumuza. Dördüncü sorumuzun çözümünü arkadaşlar buraya yapayım. Zaten bunu çözmüştüm. Dördüncü sorumuzun çözümü de buraya. Çektiğin topu geri atacağım ha. Birincisi sarı. Yani 4 bölü 12 çarpı. İkincisi mavi. 3 bölü 12 çarpı. Üçüncünün kırmızı 5 bölü 12 bitti. Bunda faktöriyel yoktur. Çünkü diyor ki birincisi sarı, ikincisi mavi, üçüncüsü de kırmızı olsun diyor. Bu üçüncü soru gibi. Birisi mavi, birisi sarı, üçü farklı renkte olsun demiyor. Olay anlaşıldı mı? Sıralama bu. Çarptınız, soru bitti. Şimdi geldik arkadaşlar devamına. Bakalım bu soruda ne diyor? İki tane bu sefer yan yana topumuz var. Torbamız varmış. Birinci torbadan bir top çek, ikinci torbaya at. Şuradan bir tane top çekeceğiz. Ama neyi çekeceğim belli değil. Çek, oraya at. Sonra diyor ki ikinci torbadan bir top çek diyor. Çekilen topun mavi olma olasılığı nedir diyor. Şimdi birinci torbadan mavi çeksem yine ikinci torbadan mavi çekeceğim. Artı birinci torbadan sarı çeksem ikinci torbadan yine mavi çekeceğim. Bitmiştir. Zaten burada iki tane top var ya, ya mavi çekeceksin ya sarı çekeceksin. Buradan mavi çeksen, buraya atsan yine buradan mavi çekeceksin. Buradan sarı çekip diğer tarafa attın, yine diğer taraftan mavi çekeceksiniz. Süper. E hadi birincisinin mavi olması. Toplamda bizim kaç tane topumuz var? 7 topumuz var. Tamam. Mavilerim kaç tane? 3 tane. Çarpı. Maviyi aldım, buraya attım. Artık burada 4 tane mavimiz yok. Burada 5 tane mavimiz var. Güzel. O da arkadaşlar 5 bölü 10'dur. Artı. Çünkü 10 topum var. Maviler 5 tane. Şimdi devam edelim. Burayı siliyorum. Şurası. Tam rekap yeni ya. Şurada bizim 4 tane mavimiz vardı. Şimdi buradan bu sefer sarıyı çekelim. Sarılar kaç tane? 4 tane. 4 bölü 7 çarpı. Sarıyı aldım, buraya attım. Burada kaç tane sarı oldu? 6 tane sarı oldu. Ama buradan mavi çekmemi istiyorlar. 4 bölü 10. Olay anlaşıldı mı? Soruyu topladın mı? Sorun bitmiştir. Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Şimdi bu soruyu değiştireyim. Bu soru tarzında çok sevdiğim bir tane soru var. Aynen torbalarım kalsın. Yine şurası 4'e 5 olsun. Şurayı da sileyim. Yine 4'e 5 olsun. Her iki torbadan birer tane top çekilip karşılıklı atılıyor. Her iki torbadan birer top al
karşılıklı at diğer torbalara. Kısaca bunu demek istiyorum. Renk durumundan, renk bakımından ilk durumun korunma olasılığı. Renk bakımından ilk durumun korunma olasılığı. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Buradan bir top alıyorsun, buradan bir top alıyorsun. Karşılıklı atıyorsunuz. Ve renk bakımından ilk durum korunacak. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Anlamı şudur. Buradan mavi mi aldınız? Buradan da mavi alacaksınız ki. Hani mavi attın, mavi attın. Değişen bir şey yok. Maviye mavi. Artı buradan sarı mı aldın, buradan sarı aldın. Yine renk bakımından değişme yoktur. Haberiniz olsun. Her iki torbadan birer tane top çektim. Buradan mavi gelme ihtimali kaçtır arkadaşlar? Hemen dediniz ki hocam 3 bölü karşı. Aynı anda çekiliyor. Hadi dikkat edin. 3 bölü 7 çarpı mavi gelmesi 4 bölü 9 artı. Buradan sarı çektik diyelim. 4 bölü 7 çarpı sarı çektim 5 bölü 9. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Devam edelim. Ben sana bir tane ödev bırakayım. Bu sefer diyorum ki her iki torbadan bir top çekilmesin. Buradan bir topu buraya atalım. Buradan bir topu buraya atalım. Ve renk bakımından ilk durumun korunmasını isteseydim ne yapardınız? Olayı anladınız mı arkadaşlar? Şöyle bir şey buraya istiyorum. Dedim ki birinci torbadan bir top al. İkinciye at. Sonra ikinciden bir torba al, birinciye at. Renk bakımından ilk durum korunsun. Bunu nasıl yaparsınız? Yine aynı mantık arkadaşlar. Buradan mavi mi çektiniz? Buradan da mavi çekeceksiniz. Buradan sarı mı çektiniz? Buradan da sarı çekeceksiniz. Buradan mavi gelmesi 3 bölü 7 çarpı. Maviyi aldın buraya attın. Artı burada 5 tane mavi oldu. Buradan mavinin gelmesi 5 bölü 10 artı. Bu sefer aynı olayı sarı için düşünün. Ve gerisi sana ait. Ben sadece sana girişi yaptım. Devamı da sen yap. Olay bitti arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. Koşullu olasılık nedir? Birlikte böyle bir koşullu olasılığa bakalım. En önemli yerlerden bir tanesidir, haberiniz olsun. Haydi bakalım. Koşullu olasılık dedik ve koşullu olasılığa devam edelim. Şimdi diyor ki iki zar atılıyor. Normalde bir koşullu olmasa iki zarın tüm durumu ne olur? 6 kere 6 36. Doğru değil mi arkadaşlar? Bir zarda kaç durum var? 6 durum var. Ama adam bir koşul koymuş. Koşulumuz ne? Üst düzeyde üst düzeye gelen sayıların topla şeyi üst düzeye gelen sayıların 3'ten büyük olduğu biliniyor. Toplamı demiyorum. Üst sayıya gelen sayıların 3'ten büyük olduğu biliniyorsa o zaman sen tüm durumun ne olur? Hocam vallahi bir saniye. Birinci zar, ikinci zar. 2 diyorum, 4 yazıyorum ya. Tövbe, tövbe. 3'ten büyük olduğunu biliyorum ya. 3'ten büyük 4 var, 4 yazıyorum. Birinci zar. 3'ten büyük oluyorsa 4, 5, 6, 3 durum var. Çarpı. İkinci zar. Yine 4, 5, 6, 3 durum var. O zaman it metoduna göre sen tüm durumun 9'dur. Süper. Şimdi sen de ne istiyorsun? Ardışık olması. Ardışıkları yazalım bir. Ardışıklar ne var? Hocam valla 3'ten büyükse 4 olur. 4'e 5 var. 5'e 6 var. Doğru değil mi arkadaşlar? Ardışıklar bunlar. Ha ille de birincisi küçük, ikincisi büyük mü olacak? Hayır. Tam tersi 6'ya 5 de olabilir. 5'e 4 de olabilir. O zaman ardışık olan bizim kaç durumumuz var? 4 durum var. Cevap 4 bölü 9'dur. Olay inşallah anlaşılmıştır. Şimdi koşul şu olur. Aslında burada bir hile yapılıyor. Hile şu. Şimdi ben 2 tane zar attım. Gözlerimi kapattım. Normalde 6 çarpı 6 36 durum var. Biri kulağıma eğiliyor. Diyor ki zarlar 3'ten büyük Mustafa. Zarlar 3'ten büyük. 4, 5, 6, 3 durum. 3 kere 3. O zaman senin toplam durumun 9 durum var. Diyor ki ardışık olsun. Yani ard arda gelsin. Vallahi 4, 5, 5, 6. 6, 5, 5, 4. 4 durum var. Cevap 4 bölü 9'dur. Bitti bu kadar. Devam ederim. Olay anlaşılmıştır inşallah.
Alt tarafı içinde, üst tarafı biraz sonra sileceğim. Bu burada biraz kalsın. Buyurun. Rastgele iki top mu çekiliyor? Sen toplam topların kaç tane? Hocam valla toplam toplarım 12 tane. Normalde hiçbir şey demezse senin tüm durumun, hani it istenen böyle tümdür ya. Senin tüm durumun arkadaşlar normalde 12'nin ikilisidir. Ama böyle olmamış. Orta bir hile var. Orta bir kulağıma bir şeyler fısıldanmış. Normalde 12'nin ikilisi ben tüm durumum. Biri kulağıma fısıldıyor. Ben de gözlerimi kapatmışım. İki tane top çekmişim. Biri kulağıma diyor ki Mustafa iki top da aynı renk. O zaman ben tüm durumun 12'nin ikilisi değildir. İkisi aynı renkse ikisi mavi olabilir. Öyle diyor. İkisinin aynı renk olduğu biliniyor. O zaman sen tüm durumun 3'ün ikilisi artı 4'ün ikilisi artı 5'in ikilisi. Sen benden ne istiyorsun? İkisinin de mavi olma olasılığı. Mavilerim kaç taneydi? 3 taneydi. 3'ün ikilisi. Bitti, bu kadar. Olay anlaşılmıştır inşallah. Devam edelim. Ben bu sorumu değiştireyim senin için. Şurayı siliyorum. Kolay. Bu soru çözüldü. İkisinin de aynı değil de farklı renk diyelim. İkisinin de farklı renk olduğu biliniyormuş. Birinin mavi, birinin sarı olma olasılığı diye sorsam ne yaparız? Hadi buyurun arkadaşlar. İstenen bölü tüm. İkisinin farklı renk olduğu biliniyor mu? Hocam valla maviye biraz alta yapayım. Maviye sarı. Doğru değil mi? Bu olabilir. Biri mavi, biri sarı olabilir. Ya da maviye kırmızı. Ya da sarıya kırmızı. Başka durum kaldı mı arkadaşlar? Dedim ki maviye sarı, maviye kırmızı, sarıya kırmızı. Süper. Şimdi maviye sarı 3'ün birlisi çarpı 4'ün birlisi artı. Maviye kırmızı 3'ün birlisi 5'in birlisi artı. Sarıya kırmızı 4'ün birlisi 5'in birlisi. Bitti, bu kadar. İşte bu senin arkadaşlar tüm durumundur. Soru diyor ki birinin mavi, birinin sarı. Birinin mavi, birinin sarı. Yani 3'ün birlisi çarpı 4'ün birlisi isteniyor. İşte soruyu değiştirdim. Bakın nasıl da soru değişti. Olay anlaşılmıştır umarım ve çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %50'si matematik, %70'i fizik, %30'u her iki dersten geçmiştir. Arkadaşım bu tip sorularda fışt fışt bir tane de evrensel küme çizerim. Bu matematik, bu da fiziklerin kümesi olsun. Şu ikisini bana toplar mısınız? Aa, ikisini toplamayalım. Bir saniye. %30'u her iki dersten geçmiş zaten. Şu ortaya sınıfın mevcuta 100 diyelim. Güzel. 30'u her iki dersten geçmişse ortası 30 oldu mu? Matematik %50 ise buraya 20 kalır. Fizik %70 ise maşallah fizikten de bayağı bir kişi geçmiş ha. 40 kalır. Topladık kaç etti arkadaşlar? 90 etti. Demek ki dışarıya kaç kişi kalmış? 10 kişi kalmış. Yani hem matematikten hem fizikten her ikisinden de kalan 10 kişi varmış. Diyor ki sınıftan rastgele bir öğrenci seçiliyor. Süper. Senin o zaman tüm durumun 100'ün birlisi. Hani it metoduna göre. Fizikten kalan bir öğrenci olma olasılığı. Ha, fizik burası. Bunlar geçenlerin kümesi. Kalan demek dışındaki öğrenciler. Yani 30'un birlisi. İşte arkadaşlar cevap 3/10'dur. Haberiniz olsun. Ve çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Buyurun şurayı sileyim. Şimdi bu soruya geçmeden önce soruyu yine sizin için değiştireyim. Şurayı sildim. Şurayı da siliyorum. Buraya %50 ve %70 dedim arkadaşlar. Ve her ikisinden kalan öğrenci de yok. Anlatabiliyor muyum? İkisinden kalan yok. O zaman kalan yoksa kümemizi çizdik. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 120 oldu. Evet 120 oldu. Ortaya 20 dersiniz. 50 ise 30, 70 ise 50. Toplamı 100 olması lazım. Şu ikisini toplarsınız. İkisine kalan yoksa evrensel küme çizmeye gerek yoktur. İkisini toplayın. 100'ü ne kadar geçtiyse şu ortası o 100'ü geçtiği kadardır.
İkisini topladım. 120, 120 geçtiği için ortaya 20'yi bastım. Matematikten geçenler 50 kişi ise 30 kişi kalır. Fizikten geçen 70 kişi ise 20 kişi kalır. Bitti. Bundan sonrası kolaydır. Sınıftan rastgele bir kişi seçiliyor. 101'lisi. Diyor ki fizikten kalan. Fizikten geçen bunlarsa kalan burası. 30'un birlisidir, haberiniz olsun. Kafamızı yatmayan bir yer var mı? Geldik şuraya. Diyor ki ABC'de EF alt kümelerin birer karta yazılı bir kutuya atılıyor. Süper. Normalde alt küme sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalde it metoduna göre sen tüm durumun 2 üzeri 6'dır. Alt küme diyor ama böyle olmamış. Diyor ki atılıyor. Bu kartlardan bir kart çekiliyor. Çekilen kartın 3 elemanlı olduğu biliniyor. 3 elemanlıysa bizim 3 elemanlı alt küme sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın üçlüsü değil midir? 3 eleman, 3 eleman seçecekseniz bu bir kombinasyondur. Dedim ya alt küme eşittir kombinasyondur. Devam edelim. Diyor ki A'nın bulunup dur. İsteneni yazıyorum. İstenen 1, 2, 3. Diyor ki A'nın bulunup A olacak. Diyor ki E'nin de olmadığı A olacak, E olmayacak. Süper, geriye 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 eleman mı kaldı? Geriye seçmem gereken kaç kişi var? 2 kişi var. 4'ün ikilisi. Soru bitmiştir. Olay anlaşılmıştır umarım. Çekilen kartın 3 elemanlı olduğu biliniyorsa 6'nın üçlüsü, sen tüm durumun. Artık 206 öldü. Ve diyor ki A olsun, E olmasın. A varsa, E yoksa geriye kaldı 4 eleman, 4'ün ikilisi. Hadi hızlı bir şekilde sorularımıza geçiş yapalım. Güzel sorularla devam edelim. Buyurun. Ali'nin hedefe vurma olasılığı 2/3. Veli'nin vurma olasılığı tabii ki aynı hedefe 1/4'tür. Her ikisinin bu hedefe vurma olasılığı kaçtır diyor. Süper. Kolay bir soru arkadaşlar. Şöyle kolay bir soru. Ali'nin hedefe vurma olasılığı neydi? 2/3 çarpı. Niye çarpı? Daha görev bitmedi ki. Daha görev bitmediyse diğerinin hedefe vurma olasılığı da 1/4'tü. Yalnız birinin vurma olasılığı bu şu anlama gelir. Ali vursun, Veli vurmasın artı Ali vurmasın, Veli vursun. Başka ihtimal yok ki. Ali vursun. Ali'nin vurması 2/3. Çarpı Veli vurmasın. Veli'nin vurmaması 3/4. Çünkü vurması 1/4 ise vurmaması 3/4'tür. Artı Ali vurmasın. Ali'nin vurması 2/3 ise vurmaması 1/3. Veli vursun, o da 1/4'tür. Bunun sonucu ne çıkarsa cevap odur. Bitti. Geldik buraya. Hedefin vurulma olasılığı. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Ali vurabilir, Veli vuramaz. Ali vuramaz, Veli vurabilir ya da her ikisi vurabilir. Bu kadar basit. Ben de diyorum ki bunu bu şekilde çözeceğim. Tam 3 durumu incelediğimiz soru biter. Hedef vurulsun diyor. Hedefin vurulma olasılığı. Bu soruyla en az birinin vurma olasılığı aynı şeydir, haberiniz olsun. Ben de diyorum ki madem öyle hedef vurulacak ya, tüm durumdan hedefin vurulmama durumunu çıkartalım. Ben tüm durumum 1. Olasılıktaki tüm durum her zaman 1'dir. Eksi hedef vurulmama ihtimali 1/3 çarpı 1/4 ise 3/4'tür. 3'ler birbirini götürdü. Cevap 3/4'tür. 4'te 3 ihtimalden hedef vurulacaktır. Olay anlaşıldı mı? Devam edelim. Ben bu soruları değiştireyim. Şöyle değiştireyim arkadaşlar. Diyeyim ki Ali 3 atış yapsın. İkisini vurma ihtimali nedir? Ali 3 atış yapsın. Hedefin vurulma olasılığı. Hedefin 2 defa vurulma olasılığı. Süper. Ali 3 atış mı yapacak? Ve hedefin 2 defa vurulması mı isteniyor? Ali vurmaz. Doğru değil mi arkadaşlar? Eksi diyelim. Artı. Bunlar kendisine yerde değiştirebilir. Yani Ali vurur, vurmaz. Bunların kendi arasında yer değiştirmesini istiyorum. Tamam, birini bulalım. 2 defa vurup bir defa vurmamasını mı istiyorsun? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bitti bu kadar. Dese ki Ali 7 atış yapıyor. Dedim ki 3 defa hedefi vurma ihtimali. Anlamı şu arkadaşlar. Ali vuracak. 7 atıştan 3'ünü vuracaksa vurmayacak. Bitti. 7 atış yaptım. Bunlar kendisi yer değiştirebilir.
İlk dördünü vurmaz, son üçünü vurur. Bunların yer değiştirmesi ise arkadaşlar birini bulursunuz. Ve birini bulduktan sonra hocam birini bulmak nedir? 2 bölü 3 hemen yazayım. 2 bölü 3 çarpı yine 2 bölü 3 çarpı yine 2 bölü 3 çarpı. 4 defa da vurmayacak. O da vurmaması 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 4 faktöriyel. Olay anlaşıldı mı? Ben biraz olayı abarttım tamamlayasın diye. Bir de bunların yer değiştirmesi var. 7 sayı görüyorsunuz. 3'ü özdeş vurmayla alakalı. 4'ü de özdeş vurmamayla alakalı. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 4 faktöriyeldir. Sonuç bitti. Ha deseydi ki en az birisi vursun. Şurayı vurayım, sileyim. Yani 3 atış yapıyor yine. 3 atış üzerinden gidelim. Ali 3 atıştan en az 2'sini vursun deseydim. Dur. Vurur, vurur, vurmaz. Bir de bunlar kendisine yer değiştirecek. Art. Onu da yapacağım. Çarpı 3 faktöre bölü 2 faktöre yapacağım. Ya da hepsini vurabilir. Bitti bu kadar. Tamam hadi bunu hesaplayalım. Hocam şurayı sileyim. Adam akıllı biraz büyük yapalım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ali 3 atış yapacak. En az 2'sini vursun demişim. En az 2'sini vurdu dediği zaman 2 vurur 1 vurmaz. Bir de bunlar kendisine yer değiştirebilir. Bir de 3'ünü de vurabilir. Süper. Vurması neydi? 2 bölü 3. 2 bölü 3. 1 bölü 3 vurmaması çarpı 3 faktöriyele 2 faktöriyel tekrar edenler 2 tane ya artı hepsi de vuracaksa 2 bölü 3 2 bölü 3 2 bölü 3 hocam en az 1'ini 1'ini vursun deseydi arkadaşlar en az 1 sorularında kulaklarınıza küpe eden aynı soru burada da var en az 1 diyorsa tüm durum eksi aksi durum. Tüm durumumuz olasılıkta birdir. Eksi. Aksisi ne? En az biri vursun. Aksisi hiçbirini vurmasın. Hiçbirini vurmayacaksa 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 3. Soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Aynı soru burada da var. 5 seçenekle 6 soruya yanıt verecek kim? Bir öğrenci. 5 tane şıkkımız var. 6 tane sorumuz var. En az bir tanesine doğru cevap verme olasılığı nedir demişim. Tüm durum eksi. Aksi durum. Aksi durum ne? En az bir tanesine doğru cevap versin anlamı hiçbirisine doğru cevap vermesin. O zaman hiçbirisine doğru cevap vermeyecekse 4-5 seçeneğin varsa biri doğruysa 4'ü yanlıştır. 4 bölü 5. 4 bölü 5. Kaç soru vardı? 6 soru vardı. 4 bölü 5. Ama 6 tane olduğunu biliyorum. 1 eksi 4 bölü 5 üzeri 6'dır. Soru bitmiştir. Demek ki neymiş? En az bir sorularında her zaman tüm durum eksi aksi durum. Olasılıktaki tüm durum her zaman birdir. Bir eksi aksi durum. Oğlum en az birinin doğru cevaplamasının aksisi ne? Hiçbirisini doğru cevaplamasın. Yani hepsini yanlış cevaplasın. Tam da 5 seçenekten biri doğruysa kaçı yanlıştır? 4'ü yanlıştır. O zaman oldu sana 4 bölü 5. Her birisi için 4 bölü 5 soru bitmiştir. Ha soru şöyle olsaydı. Bu anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yine siliyorum. Artık ben sadece buradan bile ben sana 1000 tane yakın soru çıkartırım. Dedim ki en az demeyelim arkadaşlar. Şurayı siliyorum. 6 soruya yanıt verecek. 2'sinin doğru olma olasılığı. Soru bu arkadaşlar. İkisini doğru mu istiyorum? Dur. Doğru. Demek ki yanlış. 6 sorun var ya. Bunlar kendi arasında yeri de değiştirebilir. O zaman doğru söyleyin bana. Doğru olması 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Yanlış olmaları 4 bölü 5. 4 bölü 5, 4 bölü 5 ve 4 bölü 5. Altı soru. Çarpı. Bunlar yer de değiştirebilir. Yani ilk 4'ü doğru, son ikisi yanlış. Yanlış, doğru. Yanlış. O da 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 2 faktöriyeldir. Soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Mantığı bu. Devam edelim. Geldik sağdaki sorumuza. Diyor ki eksi 3, eksi 2 falan filan. Rastgele 3 sayı seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9'un üçlüsü. Bu senin tüm durumun. Sen benden ne istiyorsun? Çarpımının, sayının çarpımının negatif olması. Dur. Negatif olması için ya 3'ü negatif olacak ya da 1'i negatif, ikisi pozitif olacak. 3'ü negatif olacaksa 3'ün üçlüsü. Doğru mu arkadaşlar? Artı. 1'i negatif, ikisi pozitif oldu mu? Ha, sıfırı işin içine katmayacağım. Çünkü sıfırı katarsam sıfır zaten işaretsiz. Sıfır adam oraya süs olarak koymuş. Şimdi çünkü sıfırı katarsanız arkadaşlar sonuç zaten çarpma sıfır olur. Sıfırı görme. Çünkü pozitiflerde sıfır olmaz. O zaman 1'i negatif seçelim. 3'ün birisi. İkisini pozitif seçelim. 5'in ikilisi. Bitti. Burada sonuç ne çıkarsa cevap odur. Umarım anlaşılmıştır. Mantığı bu. Rastgele 3 sayı seçiliyor. 9'un üçlüsü. Çarpımının negatif. Ya 3'ü negatif olacak ya da 1'i negatif, ikisi pozitif olacak. Sıfır ne negatiftir ne pozitiftir. Adam sıfır oraya süs olarak koymuş. Düşmeyin. Devam edeyim. Şurayı siliyorum. Mantığı buydu. Şimdi sorumu arkadaşlar biraz değiştireceğim. Nasıl biraz değiştireceğim? İzleyin beni. Şurayı sileyim, çarpımını sileyim. Diyelim ki toplamının tek olma olasılığı. Dur. Sayının, üst seçin, üst sayının toplamının tek olma olasılığı. Sorumuz bu arkadaşlar. Toplamının tek sayı olmasını istiyorsak, o zaman ben diyorum ki ya hepsi tek olacak, tek. Çünkü toplamı tek olur. Ya da biri tek, ikisi çift de olur. Topladığın zaman yine tek olur. Üçün çift olması imkansız. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Tamam, üçü tek olacaksa yine aynı kural geçerli arkadaşlar. 9'un üçlüsü, burada sıfırı katacağım. Çünkü sıfır arkadaşlar bir çift sayıdır, haberiniz olsun. Üçü tek olacaksa, üçün üçlüsü. Biri tek. Üçün, dur. Tek diyorum, üçün üçlü tekler. Burada kimler var? Bu bir tek. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekim var. 5 tane tekim varsa, o zaman diyeceğim ki 5'in üçlüsü. Üçü tek olabilir. Teklerin 1, 2, 3, 4, 5 tane. Dedim ki 5'in üçlüsü. Biri tek, 5'in birlisi, çarpı, ikisi çift. 1, 2, 3, 4 tane çiftim var. 4'ün ikilisi. Olay anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Toplamı tek olsun diyorsa 3'ünü tek seçebilirim. Ya da 1'ini tek, ikisini çift seçebilirim ki toplamları tek olsun. 3'ü tek olacaksa 1, 2, 3, 4, 5 tane tekim var. 5'in üçlüsü. Bitti. Görev bitti. 3'ünü seçtim. Artı. Biri tek olacaksa 5'in birlisi, ikisi çift olacaksa geriye 4 tane çift sayım kalır. 1, 2, 3, 4 tane, 4'ün ikilisi. Mantık bu, olay bu. Hadi biraz da yeni nesil sorulara bakalım. Evet arkadaşlar, sorularımıza devam edelim. Buyurun, güzel bir soru. 6 evli çift arasından seçilen 4 kişinin 6 evli çift kaç kişiden oluşur? 12 kişiden oluşur. Sorunun girişi tüm durumdur. 12 kişiden 4 kişi seç diyor. İstenen bölü tüm. Sen tüm durumun 12'nin 4'üsüdür. Bu senin bir defa tüm durumun. Devam edelim. Sen benden ne istiyorsun? Evli çift olmama olasılığı. Evli çift istemiyor. Dur. Karı 1, koca 1. Karı 2, koca 2. Karı 3, koca 3. ...... Karı 6, koça 6. 6 çiftim var ya. Diyor ki evli çift olmama olasılığı. O zaman ben bu 6 çiftten önce 4'ünü belirlerim. Mesela bu çifti seçtik, bu çifti seçtik, bu çifti seçtik ve bu çifti seçtik. Sonra bu çiftlerden birer kişi seçerim. 2'nin birisi, 2'nin birisi, 2'nin birisi, 2'nin birisi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Diyor ki evli çift olmama. Evli çift istemiyorum. Yani hepsine, yani karıyı aldıysanız kocayı almayacaksınız. Yani bizim 6 çiftten evli olmama. Anladınız ya.
Evli istemiyorum ya. Hepsini bekar istiyor. Yani hepsini eşsiz istiyorum. Önce 6 çiftten 4 çifti belirlerim. Bu çift, bu çift, bu çift, bu çift. Sonra o çiftlerden birer kişi seçerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel bir sorudur. Haberiniz olsun. Bu da diyor ki bunların evli çift olma olasılığı. İki tane evli çift istiyorum. Süper. Yine istenen bölü tümden. Sen tüm durumun yine 12'nin 4'üsüdür. Çünkü arkadaşlar 6 evli çift 12 kişiden oluşturur. 4 kişi seç diyor. 12'nin 4'üsü. Diyor ki bunların evli çift. O zaman ben diyorum ki şurada bizim 6 çiftimiz vardı. 6 çiftten 2 çift seçerim. Çünkü arkadaşlar 4 kişi seçiyorsunuz ha. 2 çift. Bu çiftten diyelim ki şu çifti seçtiniz. Bu 2'nin ikilisini alırsınız. Yani buradan da 2'nin ikilisini alırsınız. Mantığı bu arkadaşlar. Önce 6 çiftten 2 çift seçtik. 2'den ikisini aldık. 2'den ikisini aldık. Olay anlaşıldı mı? Geldik buraya. Bir evli çift olma olasılığı. La dur dur. İstenen bölü tüm. Tüm durum zaten belli. 12'nin 4'üsü. Bir evli çift mi istiyorum? 6 çiftten önce birini seçeriz. Ve 2'den ikisini de alırım. Çarpı. 6 çiftten. Mesela bunu seçtik. 2'den ikisini de aldım. Süper. Şimdi geriye kaldı benim 5 çiftim. 5 çiftten 2 çift belirlerim. Pardon. Evet doğru. 2 kişi 2'de 2 seçtik zaten. Geriye 2 kişi daha seçeceğim. O 2 ikisini de ayrı çiftlerden seçeceğim. 5 çiftten 2 çift seçerim. 2'nin birlisi. 2'nin birlisi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bir daha anlatıyorum. Bizim 6 tane çiftimiz var. Karı 1, koca 1. Karı 2, koca 2. Karı 3, koca 3. Nokta nokta nokta. Karı 6, koca 6. 12'nin 4'üsü. Doğru. O senin bir defa tüm durumu. Şimdi diyor ki bir evli çift olsun. Önce bu 6 çiftten birini seçtik. Bunu seçelim. Ve bunun 2'de ikilisini de seçtim. İkisini de aldım. Şimdi bizim 4 kişi seçmemiz gerekiyordu. İkisini seçtik. Geriye 2 kişi kaldı. O 2 kişiyi de geriye kalan 5 çiftten birer kişi seçeceğiz. Tamam. Önce 5 çiftten 2 çift belirlerim. Mesela bununla bunu belirlediniz. Buradan bir kişi, buradan bir kişi seçeceksiniz. Bir kişi, bir kişi. Al sana sorunun çözümü. Güzel bir sorudur. Çözümünü bu şekilde yapmış oldum. Şimdi şurayı siliyorum. Bu da arkadaşlar popüler sorulardan bir tanesidir. Bu soruyu çözmeden geçemezdim ve çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Buyurun. Geldik bizim bu soruya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesini elemanlar kullanarak 3 basamaklı ABC sayıları karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Sorunun girişi. Unutmayın arkadaşlar bizim tüm durumumuzdur. Soru işaretinin yanındaki ise bizim istenen durumdur. Sorunun girişi ne diyor? 3 basamaklı sayılar. İstenen bölü tüm. 3 basamaklı sayılar oluştur diyor. Rakamları farklı demiş mi? Hocam nereden demiş? Dememişti. Rakamlar farklı hani nerede? O zaman en başa 0 gelmez. 5 durum gelir. 6, 6. Rakamların hepsi gelebilir, rakamların hepsi gelebilir. Sen benden ne istiyorsun? Çekilen bir kartın rakamların farklı olma olasılığı. Süper. 1, 2, 3. En başa 0'ın dışında hepsi gelebilir. 5. Buraya 1'ini kullandın. Artık 0 gelebilir. 5. 1'ini daha kullandın. Geriye kaldı 4. Cevap budur arkadaşlar. Olay anlaşıldı mı? 5, 5'i götürdü. 20 bölü 36. 4'e 4'e böldüm. Cevap 5 bölü 9'dur. Haberiniz olsun. Olay anlaşılmıştır umarım. Şimdi ben sorumu değiştireceğim. Soru bu şekilde kalmayacak. Bu soru kolay bir soru. Diyor ki 3 basamaklı sayılar oluştur diyor. Süper. Şimdi ben burayı siliyorum. Evet istendi. Hadi burayı da silelim. Çekilen kartın A küçüktür B küçüktür C şartını sağlayan bir sıyığı olma olasılığı diye bir soru sorsam ne yaparsınız? Hoş. Hadi bunu da yapalım. İstenen bölü tüm. Tamam sen tüm durumu zaten belliydi. 1, 2, 3 basamak. 5 sayı gelir. 6, 6. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi diyor ki A B'den küçük, B de C'den küçük. Arkadaşlar ben bunu sana kombinasyonda göstermiştim. İstersen bakabilirsin. Ama yine anlatayım. Şimdi bir defa sıfırı kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? En küçük kim? A. A'da yüzler basama. O zaman sıfır iptal. Geriye bizim kaç tane rakamımız kaldı? 5 rakam. Önce 5 rakamdan 3'ünü seçersiniz. 5'in üçlüsü. Bu şarta uyan tek durum var. Mesela diyelim ki 1'i seçtiniz, 2'yi seçtiniz, 4'ü seçtiniz. Tamam da bu 1, bu 2, bu 4 olacak.
Bunlar kase yer değiştiremezler ki. Bitti. Çarpı bir. Olay anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Çözümü de bu şekilde yapılır. Şimdi sorumu biraz daha değiştireyim. A küçük eşittir B. Küçüktür C olsun. Şartını sağlayan kaç tane sayı yazılabilir? Bu olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Tüm durum 3 basamaklı sayılar diyor. Rakamlar farklı demiyor. O zaman dedim ki başa sıfırın dışında hepsi gelir. 5. Hepsi gelir 6, 6. Ama üst taraf diyor ki A B'den küçük, B de C'den küçük olacak şartını sağlayan kaç tane ABC yazılır? O zaman sıfırı kullanamayacağım çünkü A en küçüktür. Sıfırı seçsen. En küçük A olacağı için A da olmaz. 3 basamaklı diyor. Sıfırı iptal et. Geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamdan 3'ünü seçtiniz. Mesela diyelim ki 1, 2, 5'i seçtin. 1, 2, 3, 5'i seçtin. Tamam da bu sıralamayı bir farklı şekilde yapabilirsiniz. 5'in üstü çarpı 1. Ben buraya eşitliği koysaydım. Ha bu eşitlik üstte de olabilir. Sıkıntı değil. Yani herhangi bir yerde bir tane eşitliğimiz olsun. Şimdi şartını sağlayan kaç tane sayı yazılır dediği zaman yine arkadaşlar senin istenen bölü tümden tüm durumun zaten belli 5, 6, 6 bunda hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Ama diyor ki A küçük eşittir B o da küçüktür C. Bunu arkadaşlar iki farklı şekilde düşüneceğiz. Ya A eşittir B küçüktür C ya da A küçüktür B küçüktür C. Değil mi arkadaşlar? Küçük eşittir diyor. Eşit de olabilir. Aynen be. A, B'den küçük de olabilir. Tamam. A, B'den küçükse zaten sıfırı kullanmayacağım. Kesin bir şey. 5 elemandan 3 tanesini seçmemiz yeterlidir. Evet. Çünkü 3 farklı rakam. 3 tane seç. Kendi aralarında bir farklı şekilde sıralanır. Çarpı 1. Ama A, B'ye eşitse 3 rakam seçmeyeceksin. 2 rakam seçeceksiniz. 5'in ikilisi. Çarpı 1. Hocam ben sıra 1 ile 4'ü seçtik. Mecburen bunlar 1, bu da 4 olacak ha. Başka ihtimali yok ha. Başka sıralama yapılamaz ha. Çarpı 1. Yani cevap ne oldu biliyor musunuz? 5'in ikilisi artı 5'in üçlüsü. İşte bunun çözümü budur. Haberiniz olsun. Hocam soruyu biraz daha değiştireyim. Değiştireyim anam değiştireyim. Yani değiştireyim yani sıkıntı yok. Sen nasıl istersen onu yapayım. Hocam burada eşitlik olmasaydı burada olsaydı. Oğlum yine aynı soru olacaktı. Bu sefer ne yapacaktık? A, B'den küçük, B, C'ye eşit. Ya da hepsinden farklı olacaktı. Yine 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü. Ben hem altta hem de üçte eşitlik olsaydı ne yapardık? Yani A küçük eşittir B, o da küçük eşittir C olsaydı. Arkadaşlar burayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. İzle beni, izle. İzle. Sen tüm durumun yine 5, 5, 6'dır. Bunda bir sıkıntı yok. Hocam, 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 hocam. A, B'den küçük eşit, o da C'den küçük eşitse 4 durum var. Ya A, B'den küçük, B, C'den küçük olabilir. Ya A, B'ye eşit, C'den küçük olabilir. Ya A küçüktür, B eşittir, C olabilir. Ya da bunların hepsi bir eşit olabilir. İşte arkadaşlar sana 1, 2, 3, 4 durum. İşte 4 durum arkadaşlar. Hadi. Hepsi birbirinden farklı olacaksa zaten sıfırı kullanamayacağım. Çünkü en küçükleri yine A. O zaman dediniz ki hocam bu 5 rakamdan 3'ünü seçeriz. Artı. A, B'ye eşit. C büyükse 2 rakam seçmemiz yeterli. B, C'ye eşit. A küçükse 2 rakam seçmemiz yeterli. Hepsi birbirine eşitse 1 rakam seçmemiz yeterli. Arkadaşlar hepsi birbirine eşit ha. O zaman hepsi eşitse ya 1'i seçeceksin, ya 3'ü seçeceksin, ya 5'i seçeceksin. Bir tane seç, zaten 1'i mi seçtiniz? Hepsi bir eşek gibi 1 olacak. Ondan dolayı artı 5'in birlisi. Bitti arkadaşlar. Tabi arada toplama var. Çözüm de aputur. Ala sana müthiş bir soru. Ala sana zor bir soru. O zaman bu soru kalsın. Ya da kalmasın ya çözeyim. Ondan sonra tahtayı silerim düzgün bir şekilde çözümümüzü yaparız. A kartezyen B çarpımı. Arkadaşlar istenen bölü tümden. Senin kartezyen çarpımı formülü 4 çarpı 5'tir. İşte A çarpı B. Biri 4 eleman, biri 5 eleman. Oldu sana 20 eleman. Süper. Diyor ki AB elemanı için sıralı ikillerden oluşur A kartezyen B'ler. Biri 4 elemanlı, biri 5 elemanlı. A kartezyen B'nin çarpımının elemanları sayısı elemanları sayıların çarpımına eşittir. Güzel. 20 elemanlı çıktı. A kartezyen B. Benim tüm elemanım bu. Diyor ki kümesine alınan 1 AB elemanı. 20'nin birlisi. 2 eleman da alırsayız 20'nin ikilisi. 3 eleman alırsan 20'nin ikilisi. 3'lüsü. 3 eleman alırsan.
A çarpı B'nin pozitif olması. Oğlum o zaman buradan pozitif seçeceğim, buradan pozitif seçeceğim. Ya da buradan negatif seçeceğim, buradan negatif seçeceğim ki çarpımlar pozitif olsun. Negatife negatif de olabilir, pozitife pozitif de olabilir. Sonra bunları arkadaşlar toplayacağız. Negatif 1'in birlisi çarpı negatif 2'nin birlisi artı. Her ikisi pozitif olacaksa 2'nin birlisi çarpı 3'ün birlisi, 2'nin birlisi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Ya her ikisini negatif seçeceğim ya da her ikisini pozitif seçeceğim, sıfıra bulaşma. Çünkü çarpımlar. Evet arkadaşlar, muhteşem 3 tane soru. Bu 3 soruyu hemen hızlı bir şekilde çözelim. 4 arkadaş 4 farklı pizza çeşidi üreten bir kafede sipariş veriyorlar. 3 kişi aynı, diğerinin farklı pizza söyleme olasılığı nedir demiş. Bizim formülümüz neydi? İstenen bölü tüm durum. Senin tüm durumun, bunlar 4 arkadaş 4 çeşit söyledikleri için 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Çünkü 4 arkadaşlar, her birisi 4 farklı pizza çeşidinden birini söyleyebilir. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Şimdi geldik diğer boyuta. Diyor ki 2 arkadaş aynı söylesin. 2 arkadaşlar mesela XXX pizzasını söylesin. Birisi farklı bir şey söyleyecek. Doğru mu arkadaşım? O zaman ben diyorum ki bu 4 tane farklı pizzadan bizim bir defa 2 tane farklı pizza çeşidi seçmemiz lazım. 4'ün ikilisi. Çünkü 4 taneden 2 tanesini belirtmemiz lazım. Mesela pizza çeşitlerimiz X, Y, Z, T'dir. Bizim bunlardan önce bir X'ini seçeceğiz. Mesela X'den Y'yi seçtik ama bu 4'ün ikilisidir. X ve Y'yi seçtik mi? Hocam süper. Şimdi ben dedim ki bunlar kendi arasında yer değiştirebilirler. Doğru değil mi? Bu birinci arkadaşımız, bu ikinci arkadaşımız, üçüncü arkadaşımız, dördüncü arkadaşımız. Ama ilde de ilk 3 arkadaş mı aynı pizzayı söyleyecek? Belki de son 3 arkadaş aynı pizzayı söyleyecek. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel değil mi? Çünkü özdeş var 3 tane pizzamız. Bir de şu 3 tanesi aynı dedim ya, bu Y, 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 X olamaz mı? Yani bu 3 tane aynı olanlar Y, farklı olan X olamaz mı? Çarpı 2. İşte sonuç bu. Çözümünü bu şekilde yaptım. Bu X, X large düzeyinde bir sorudur. Güzel bir sorudur. Çözümünü bu şekilde yapmış oldum. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. 4 arkadaş 4 pizza çeşidi üreten bir kafeye gidiyorlar. Her birisi 4'ün birlisidir normalde bu. 4'ün birlisi, 4'ün birlisi, 4'ün birlisi, 4'ün birlisi farklı çeşitli pizza söyleyebilirler. Bu benim tüm durumum. İstenen durum ne? Hocam 3'ü aynı çeşit söylesin, bir kişi farklı çeşit söylesin. O zaman benim bu 4 tane pizzadan önce bir ikisini belirlemem lazım. 4'ün ikilisi. Hocam x, 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 y. Tamam süper. Bu ilk 3 arkadaş x, x, x söylesin. 4. arkadaşlar y pizzayı söylesin. Bunlar kendi arasında yeri değiştiremez mi? İlk arkadaş y, son 3'ü x, x, x. İkinci arkadaş y, diğerleri x, x, x. Arkadaşlar bu bir tekrarlı permütasyondur. İşte bunun tekrarlı permütasyonu budur. Bir de 3 tane aynı, biri farklı ya. Bir de bunlar kenarsa yer de değiştirebilir. O da arkadaşlar çarpı 2'dir. Soru bitti. Geldik sağdaki sorumuza. Matematik evinde bir haftada 3 deneme yapılacak. Güzel. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Bunlar hafta işlerimiz. Bir de hafta sonu var. Hafta sonu 1, hafta sonu 2. Yani cumartesi, pazardan bahsediyorum. Diyor ki bir tane hafta sonu, iki tane de hafta içi deneme yapılacak. Güzel. Hafta içi yapılan denemenin ard arda gelme olasılığı nedir diyor. Bir defa yine istenen böyle tüm durumdan. Sen tüm durumun hafta içi iki tane deneme sınavı mı yapılacak? Beşin ikilisi çarpı bir tane de hafta sonu mu yapılacak? İkinin birisi. Bu benim bir defa tüm durumumdur. Sen benden ne istiyorsun? Hafta sonu alakalı bilgi yok. Hafta sonu yine ikinin birisi çarpı. Ama diyor ki hafta içi yapılan denemeler ard ardaki günlerde olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Ard arda istiyorsam ya şöyle, ya şöyle, ya şöyle, ya da şöyle. 1, 2, 3, 4 durum var. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Öncelikle 5'in ikilisi, 2'nin birisi. Bir hafta sonu, 2 hafta içi, bu benim tüm durumum. Sen benden ne istiyorsun? Hafta sonunda bir sıkıntı yok. 2'nin birlisi çarpı hafta içi yapılan denemelerin ard arda günlerde istiyorum. 1, 2, 3, 4 çarpı 4. Olay anlaşılmıştır. Hızlı bir şekilde diğer soruya geçiyorum. Geçen gün bunun bir de farklı versiyon bir sorusunu gördüm. Onu da size göstereyim.
Şurayı siliyorum. Farklı versiyon soru neydi? Yapılacak bir tane hafta sonu, iki tane hafta içi vardır. Hiç burayı karıştırmayalım. Diyelim ki birer gün arayla denemelerin yapılma olasılığı nedir? Birer gün arayla denemelerin yapılma olasılığı. Süper. Birer gün arayı istiyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Bunlar hafta içi 5 gün. Hafta sonu 1, hafta sonu 2. Güzel. Şimdi normalde istenen bölü tümden sen tüm durumun 5'in ikilisi çarpı 2'nin birlisidir. O zaten kesin. 5 günden 2 gün seçeceğiz. Dedik ki bir tanesi hafta sonu, iki tanesi hafta içi. Bu benim bir defa tüm durumum. Şimdi soruda diyor ki birer gün arayla. Şimdi denemenin bir tanesini cumartesi günü yapsam. Hafta içi yapacaklarım şunlardır. Birer gün ara demişim ya, bir gün boşluk, bir gün boşluk. Eğer hafta sonu pazar günü yaparsam, onu da isterseniz maviyle yapayım. O zaman diğerini burada, diğerini de burada yapmak zorundayım. Başka bir ihtimal yok. Yani ya şöyle seçenek ya da şöyle bir seçenek. Başka seçeneğimiz yok. Yani iki durum var. 2 bölü işte 5'in ikilisini bul, 2'nin burusunu, birisini bul, çarp, sadeleştir, soru bitti. Şimdi geldik sağdaki sorumuza. Bu da hoşuma giden bir sorudur. Diyor ki dörtgen içinde alınan bir noktanın, arkadaşlar dörtgen içerisinde bir nokta alıyorsanız bu bir alan sorusudur. %100 bu bir alan sorusu. Hemen şurayı siliyorum. Çözümünü alta yapmayayım. Çözümünü hemen şuraya yapayım. Soru diyor ki dikdörtgen içerisinde alınan bir noktanın, o zaman içinden bir nokta alıyorsanız bu bir alan sorusu demiştim. İstenen bölü tümden senin tüm durumun arkadaşlar 3 kere 5 15'tir. Çünkü içerideki dikdörtgen alandan bahsediyor. Giriş kısmı tüm durumdu. Tüm durumu bu şekilde yaptım. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Soruyu okuyalım. Bakalım bizden ne istiyormuş arkadaşlar. Soru diyor ki bir köşesine, dikdörtgenden herhangi bir köşesine en çok bir birim uzaklıkta olma olasılığı. Yani diyor ki içinden bir nokta seç diyor. O noktanın köşelere en çok bir birim uzaklıkta olması isteniyor. Ha, o zaman böyle bir çemberimsi ifade oluştursam. Bu bir birimse, bu da bir birim, bu da bir birim, bu da bir birim. Yani böyle bir çeyrek çemberden bahsediyorum. Aynı şey burada da geçerli. Şuradan, 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 şuradan seçebiliriz ama şöyle çeyrek çemberlik, yarı çapı bir birim olan bir çemberden bahsediyorum. Şöyle de olabilir. Bir birim, bir birim, bir birim, bir birim. Bir de şuradan da olabilir. Bakın bir birimlik. Mesafemiz bu. O zaman baktım ki 4 tane arkadaşım çeyrek çemberden bahsediyor. O zaman bunları birleştirirsen tam bir daire eder. Ya da tam bir çember eder. O zaman tam dairenin alanı pi çarpı r kareden yarı çapımız bir birimdi ya. Pi'yi de 3 al demiş. Süper. Bunun cevabı arkadaşlar 1 bölü 5 çıktı. Pi 3. 3'ü götürdü. R de zaten 1'di. Cevap 1 bölü 5'tir. 5'te 1 ihtimaldir, haberiniz olsun.